harika hikaye, yeni atlaşma. Çocuklar İsa ile karşılaşıyorlar. Markos 10. bölüm. Anne ve babaları çocuklarını İsa'ya getirdiler. Çocuklarımızı bereketlenmesini istiyoruz. İsa'yı görmemize izin verin, dediler. İsa'nın öğrencileri, hayır, dedi. Anne babalar, neden olmasın, diye sordular. Onlar İsa'dan çocuklarını bereketlemesini istiyorlardı. Öğrenciler, İsa'nın çok işi var, ona baskı yapmayın, dediler. O zaman İsa yanlarına geldi. Burada neler oluyor, diye sordu. Anne babalar, öğrenciler çocuklarımızın sana yaklaşmasına izin vermiyor, dediler. İsa'nın öğrencileri, onlara sana yaklaşmamalarını söyledik çünkü çok meşgulsün, diye kendilerini savundular. İsa öğrencilerine, onları bırakın, bana gelsinler, dedi. Çocukların bana gelmelerine izin verin. Eğer Tanrı'nın egemenliğine girmek istiyorsanız, bu küçük çocuklar gibi olmalısınız. İsa çocukların kendisine gelmelerine izin verdi. Onlara hikayeler anlattı. Tanrı hakkında hikayeler anlattı. Cennetteki Tanrı'nın evi hakkında hikayeler anlattı. Onlara Tanrı'nın onları ne kadar çok sevdiğini söyledi. İnsanlar İsa'nın çocuklarla görüşmek için zamanı olmadığını, çok meşgul olduğunu söylediler. Ama İsa çocukları kucağına oturttu ve onlara hikayeler anlattı. Tanrı'nın egemenliği çocuklara aittir. Eğer Tanrı'nın egemenliğine girmek isterseniz bu çocuklar gibi olmalısınız. Tanrı'ya inanmalısınız ve temiz yürekle ona gelmelisiniz. Aynı zamanda Tanrı'nın egemenliğinde çocuklar çok önemlidir.